Ve gelelim zurnanın zort dediği yere. Dün evet zurna bir aşamada zort dedi. Duymak bile istemediğimiz, duyduğumuzda tüylerimizi ürperten ifadeler duyduk. Şu kürsüde Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında Cumhurbaşkanı'nın konuştuğu ve bir aşamada yeni katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktığı ve o sırada da Sayın Çelebi'nin eşi hanımefendiyle tanıştığı anlarda kullandığı ifadeler. Her duyuşumuzda tansiyonumuz yükseldi, şekerimiz yükseldi, vücut kimyamız değişti. Dinleyin, aynı şeyi siz de hissedeceksiniz. Bir o anlara kulak verelim. Bey, bir tane doktora biraz kariyer. Olmaz ya, bu işte kariyeri çocuk doğmuyor. Doktorayı bitirmişsin herhalde. Sayıları artırmak lazım. Anlasın. Yaş kaç? Allah'tan isteyelim. Devam. Çocuk çok önemli. Bak, PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var. Orada bir sayın milletvekilinin eşi ve bir akademisyen hanımefendi, doktora çalışması yapan bir hanımefendi, Kezban hanımefendi, Kezban Çelebi hanımefendi ve onun nezdinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kadınları feci bir şekilde, utanç verici bir şekilde aşağılanmaya çalıştı. Bakın aşağılandı demiyorum. Öyle bir had kimse de yok da aşağılanmaya çalışıldı. Sözleri duydunuz mu? Tabii ki mikrofonlara yansıdı ama Anadolu Ajansı filan metninde geçmemiş bunları. Bakıyorum yandaş televizyon kanallarının internet sitelerine filan, onlar da vermiyorlar bunu. Ama utanç verici ifadeler. Diyor ki ya kariyeri ne yapacaksın diyor. Mealen aktarıyorum. Çocuk yapacaksın diyor. Çoğalacaksınız diyor. Ne demek ya? İnsandan bahsediyoruz. Başka bir canlı yaratıktan söz etmiyoruz. Çoğalmak lazım diyor. Niye lazımsa çoğalmak onu anlamıyorum. Yani çok olunca ne oluyorsa. Ve verdiği örneğe bakar mısınız? Daha fazla çocuk yapacaksınız çünkü PKK 5 tane, 10 tane, 15 tane yapıyor diyor. Bir dakika. PKK kim? PKK ne? Bir toplum kesiminden söz etmiyoruz herhalde değil mi PKK diye? Yani PKK diye bir toplum kesimi yok. Kastı ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın? Kürt vatandaşlarımız. Bundan daha vahim, daha elim bir şey olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt nüfusunu, Kürt vatandaşlarını hızla çoğalmakla ve Türk vatandaşlarını, yani farklı etnik kökenlerden insanları yavaş çoğalmakla suçluyor. Aman onlara yetişmeniz lazım diyor. Dehşet verici, tüyler ürpertici, kan dondurucu ifadeler bunlar. PKK bir terör örgütü. Dağda bölücü, yıkıcı, silahlı terör faaliyeti yürütüyorlar. Zaten onların çoğalma falan gibi bir faaliyeti de olmadığını herkes biliyor yani. Daha da niye çoğalsınlar? Çoluk çocukla niye uğraşsınlar? Adamlar terörist. Kan almaya, can almaya, Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırmaya falan yönelik bir faaliyet içindeler. Onları kastetmediği belli. PKK derken Kürt vatandaşları kastediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt nüfusunu, Kürt vatandaşlarını terör örgütü gibi gören bir zihniyetin dile dökülmüş hali. Dilden çıkan, ağızdan çıkan hali. Bu sözleri de söylemeye hiç kimsenin, ama en başta da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın haddi de yok, hakkı da yok. Yapmayın bunu. Yarın öbür gün kahvede, pazarda, çarşıda, eş dost muhabbetinde insanlar birbirlerine ya bu PKK'lılar, bu Kürtler de böyle çoğalıyor, bizim onlara yetişmemiz lazım, hadi siz de çalışmaya başlayın, siz de çoğalın diye bir söylem geliştirse ayıp değil mi? İnsanlar aralarında böyle konuşsalar bile ayıplarız. Ya sen neden bahsediyorsun arkadaş? Onlar çoğalıyorlar, bizim çoğalma hızımızda onlara yetişsin diye ilkel bir konuşma, ilkel bir söylem olur mu? Hani diyorsunuz ya, gel Bay Kemal vizyonumuzu yarıştıralım diye. Bu mu sizin vizyonunuz? Bu mu sizin vizyonunuz? Sayın Cumhurbaşkanı yapmayın. İnsanlara örnek olucu bir takım söylemler içinde bulunmanız lazım. İnsanlara örnek olmanız lazım kavramlardan bahsederken. Bir sayın milletvekilinden ve onun saygıdeğer eşinden söz ediyorsunuz. Onlara yapacağınız tavsiye çoğalmak, 5 çocuk, 10 çocuk, 15 çocuk yapmak mı? Biri gelse size aynı şeyi yapsa hoşunuza gider mi?
Ya da sizin kızlarınıza, oğullarınıza, evlatlarınıza böyle bir tavsiyede bulunsa, çoğalın, boş verin kariyeri mariyeri dese, bırakın insanlar kariyer yapmak istiyorsa kariyer yapar, evde oturup çocuk yapmak istiyorsa, sizin tabirinizdeki, ben hani bu kullanırken utanıyorum, çoğalmak isterse, ne demek çoğalmak ya, insanda, insan denen türden söz ediyoruz, homo sapiens türünden söz ediyoruz, ne demek çoğalmak, başka bir canlıdan söz etmiyoruz. Utanç verici ifadelerdir bunlar. Ben dinlerken söyleyenin ve yüzüne söylenenin adına utandım. Böyle lafları bir daha duymak istemiyoruz. Parlamento çatısı altında da, hiçbir yerde de, çarşıda, pazarda, kahvede, kafede, sokakta, üniversitede, kürsüde, orada, burada, parlamentoda, hiçbir yerde duymak istemiyoruz böyle lafları. Üstelik işin bir de belli bir etnik kökenden gelen vatandaşları ayrıştırıcı, ya bu Kürtler böyle 5, 10, 15 çoğalıyorlar, biz de onlara yetişmemiz lazım söylemi hiçbir şekilde aklı başında bir insana yakışmıyor. Yazıklar olsun. Bunları duyarken, bunları dinlerken ben canlı yayında da utandım. Dün gün boyunca haber bültenlerinde ya da internette, başka mecralarda da okurken, ederken her tekrarlanışında kanım bir kez daha dondu. Yazıktır. Biz böyle yöneticilere ve böyle kafalara, böyle bir zihniyetle yönetilmeye layık değiliz. O yüzden bu rejimin ve bu rejimin temsilcilerinin ilk seçimde tarihe gömülmesi dileğini bir kez daha tekrarlıyorum buradan.